Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün Serdar'la beraber gerçekten ilginç, tuhaf bir şey deneyeceğiz. Serdar, ne yapacağız bugün? Arkadaşlara biraz bahseder misin? Şöyle, bugün her zaman bu şekilde yediğimiz salatalık, haşlanmış yumurta ve beyaz peyniri genelde ekmekle falan yiyoruz. Kahvaltılık ya. Yani. Kahvaltılık diyebiliriz. Evet, kahvaltılıkları çikolatayla kaplayacağız. Ve sonra onları çikolatayla kaplanmış bir şekilde yiyeceğiz. Ama fondü gibi değil, bandırıp yemeyeceğiz. Şimdi bunları buraya alacağız garın üzerine. Üzerine güzel çikolata dökeceğiz. Soğumasını, donmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra da tadına bakacağız. Herhalde bunu daha önce yapan olmamıştır. Yani ben şöyle bir şey yaptım. Ben salatalıkla çikolata yemiştim. O meşhur Nutella ile salatalık. Mükemmel oluyor. Ben salatalık sadece tecrübem var. Diğerleriyle pek yok. Yumurtadan ümitsizim. Peynir de güzel olacak bence. Salatalık çok güzel olacak. Göreceksin Serdar. Dondurulmuş şekilde yemedim tabii. Batırıp yemiştim. Ya donmuş dediğim aynı şey olmasın. Evet evet. Biraz şey yapacak. Soğumasını bekleyeceğiz. Nutella'dan biraz farklı. Şey normal çikolatacılıkta kullanılan tamam. Çikolatanın erimiş hali. O çikolatayı zaman, daha önceden erittik. Izgaraya böyle mi? Aynen. Bu şekilde dizelim. Yumurtayı da koyuyorum. Tamam. Bir tane yumurta. Şöyle şekli düzgün olan. Bu düzgünmüş. Bunu da buraya koyalım. Şimdi buyur Serdar'cığım. Bakalım dökelim nasıl olacak? Şimdi yumurta sürpriz bir yumurta olabilir mi? Çok güzel. Sürpriz olacak, sürpriz olacak kesin. Civciv çıkar mı içinden Serdar? Önce tamam, beyaz peyniri dökeyim. Serdar'ın çikolata fabrikası ya. Allah. Evet arkadaşlar, şimdi bunlar biraz böyle bir kaplansın, bir donsun. Bir donsun güzel, evet. Sonra tekrar donduktan sonra biz bunun tadına... Tekrardan geleceğiz. Evet, dondu. Ama biraz bu hayaller ve gerçekler gibi de oldu. Peynir tam oldu yani. Peynir tam şu an... Planladığımız gibi... Şey gibi çikolata gibi duruyor. Evet. Yani hani sanki bir çikolata fıstıklı, şeyi. Fındıklı bir evet, şeye evet, benziyor. Benziyor. Ama diğerlerinde biraz evet, fail'lik var ama çikolata mevcut. Çikolatalı mevcut. Hatta olmazsa takviye bile yaparız. Burada hala çikolatamız var. Ben. Bunlar üzerleri ıslak olduğu için tutmadı bunlar. Tutmadı değil mi? Evet. Şöyle bir. Bak bakalım. Vereyim takviye yapayım mı? Yok yok dur bakalım halledeceğiz. Abi getir biz bunu. Takviyeliyim. Bandıracağım mı? Evet abi. Yapacak başka bir şey bırakmadı bunlar. Tamam çünkü. O zaman. Şuraya alıyorum. Buyur Serdar. Sen de bunu alabilirsin. Tamam ya. Aha. Ben demiştim. Evet. Güzel oluyor mu? Ben demiştim. Sevmiyorum ama ben demiştim Serdar. Vallahi güzel oluyormuş Fırat'cığım. Çok güzel bayağı oluyor abi. Şey oluyor, bayağı tatlı bir meyve yiyormuşsun gibi oluyor. Böyle. Aynen öyle. Salatalıkla çikolata gerçekten başarılı. Yumurtayı Serdar en sona mı bıraksak ya? Olabilir abi, peynirden yürüyelim. Peynirden yürüyelim değil mi? Yani çünkü bu bir sanki ağlatacak gibi duruyor. Yalnız bak, peynir. Peynir oldu. Okey abi. Bayağı şey görüyor. Peynir okey yani. Abi. Hindistan cevizli çikolata gibi şu an. Aynen öyle bak. Hindistan cevizi çikolata görünümlü beyaz peynirli. Şöyle. Bunun da çok kötü olacağını düşünmüyorum. Güzel ya, fena değil. Fena değil. İşte zurnanın zırtladığı... Pek sürpriz yumurta gibi olmadı. Hatta hiçbir sürprizi yok. Hiçbir sürprizi yok. Dur şöyle... Burası kalsın. Burası arkadaşlara kalsın evet. Evet birilerine tattıralım biz bunu tattıralım, değil mi ya? Tattıralım, yani bu bizim ya. Bizim yediğimizi yesinler ya. Sonra diyor kendiniz yapıyorsunuz kendiniz demiyorlar tabii ki böyle bir şey. Bu da. Buna geliyor muyum? Korkulacak bir şey yok gerçekten de. Okey. Okey okey. Serdar bence bir sıkıntı yok. Bence de. Yeni çok büyük sıkıntı yok. Bakalım o zaman bir söyleyelim. Arkadaşlar da bir gelsin. Onlar da bir tatsın ne tepki verecekler. Aynen. Bak görüntü olarak peynir ve çikolata çok hoş gözüküyorlar. Sanki içinde beyaz çikolata varmış gibi. Eh işte ama beni korkutan şey... Ne? Yumurta. Salatalıkla da güzel olur diye düşünüyorum ama yumurta. Ben yumurtayı karabibersiz yiyemeyen bir insanım. Tamam gel yumurtadan başlamayalım. Şunu başlayalım. Bak şimdi şöyle. Ay. Aa. Tamam o artık. Ay ay gel buraya gel. Buradan alayım ya dur. Ha tamam.
Orası taze geldi galiba. Bunu da güzel eritmişler. Su falan kaçmamış. Allah içine. Allah. Ay, bu çilekle muzla alışıktık biz buna. Güzel. Okey. Güzel. Bunda sıkıntı yok. Olur. Ama... Çikolatanın tatlılığı ve salatalığın ferahlığıyla bütünleşmiş bir tat. Muz olsa daha iyi. Şimdi... çikolatalar burada donduğu için... Ben... Şöyle... Peynir ezine mi acaba? Ezine. Nasıl bir şey biliyor musun? Hani böyle kırmızı ete pekmez falan sürüyorlar ya... Böyle yeni bir lezzet göya. Öyle bir şey o. Yani fantezi dünyasının sınırlarını zorlayan bir tat. Peki. Ben yumurtayı buna daldırmayacağım. Ben, bunu yumurtaya daldıracağım. Ben çok korkuyorum yumurtadan. Bak şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Aman tanrım. Hadi ben de öyle. Görsel şölen. Ay 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 ay. Çok güzel. Hakan beni sinirlendirme bak niye güzel. Bayağı iyi abi dene. Düş sen de düşecek misin düş. Saçmalama. Çok kötü. Rezil. Şundan biraz daha yiyeyim de fresh olsun ağzım. Bak salatalık tamamdır. Peynir de zorla kalırsan yersin. Ama buna ekmek lazım. Ya bayağı çok, orta, az oha. Budur yani şurası. Bunu böyle silelim. Evet Serdar, yani Hakan'la Tuğçe de bizim gibi sıralamayı aynı şekilde yaptılar. Gerçi onlar peyniri hiç sevmedi. Allah Allah. Yani peyniri fazla sevmedi. Ama bizce fena değildi. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Serdar'la beraber spreylere torpil bağladık. Onları patlatmaya çalıştık. Patlamadılar ama enteresan şeyler yaşadık. Mutlaka izleyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.